Gündem dışı üçüncü söz, Erzurum Kongresi'nin ehemmiyeti hakkında söz isteyen Erzurum Milletvekilimiz Sayın Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı'ya aittir. Buyurun beyefendi. Değerli başkanım, değerli milletvekilleri, bugün Erzurum Kongresi'nin 98. yıl dönümü. Bu nedenle söz aldım. Ama Sinop'tan, Muğla'dan söz açılmışken unutmadan baştan Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde, meclisin tüm gruplarının sayesinde Erzurum 2026 Kış Olimpiyatları adayı. Hepinizi Erzurum'a davet ediyorum ben de. Mustafa Bey, affedersiniz. Efendim? 2017'deyiz. 9 sene sonra mı çağırıyorsunuz? Yok, 2026 Kış Olimpiyatları adayı Fulisya. Anladım. Lazım. Anladım. Önceden çağırıyorum ki. Yani geleceğe matuf bir davettir, kaydediyoruz. Değerli görüşleriyle adaylığımızı... Teşekkür ediyorum ev sahipliğinize. Başkanım, değerli görüşleriyle adaylığımızı garanti etmek için davet ediyorum. Ben de dün Erzurum'daydık. Tarihi kongre binasında 98. yıl dönümü kutladık. Burada tören alanına Sayın Başkanımın kutlama mesajı, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, siyasi parti gruplarımızın başkanlarının mesajı geldi. Teşekkür ederiz. Milletvekillerimiz vardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kamil Bey, biz AK Parti milletvekilleri, valimiz, belediye başkanımız, hemşerilerimizle güzel bir kutlama oldu. Ve bu 98. yıl dönümüyle ilgili bazı özet bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşımız, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yapılan haksız işgal girişimlerine karşı milletimiz tarafından canla başla bir bütün olarak verilen onurlu bir mücadeledir. Kurtuluş Savaşı tarihimizde ulusal birlik ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı büyük bir kahramanlık destanıdır. Yurdumuzun toprak bütünlüğünün sağlanması amacıyla başlatılan Kurtuluş Mücadelesi, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla fiilen başlamış, Amasya Genelgesi, Erzurum, Sivas kongreleriyle birlikte milli bir başkaldırış hareketine dönüşmüştür. Erzurum Kongresi'ne 5 vilayetten 56 delege ile açılmış, 2 hafta süren kongreye devam eden süreçte de katılımlar olmuş ve kongrede alınan kararlar Kurtuluş Mücadelesi'nde izlenen çizgide önemli ölçüde belirleyici olmuştur. Erzurum Kongresi'nin geçici başkanı olarak Erzurum